Bu program sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. golva.com'da benim yeni yazım yayınlandı arkadaşlar gördünüz mü? Daha doğrusu yayınlanmış olması lazım. Yazıyı okuyup bir beğeni atarsanız çok minnettar olurum. Uzun zamandır çekmek istediğim video bugüne nasip oldu. Aslında çok uzun bir video olmayacak inşallah. Çenemi tutabilirsem. Ama inanılmaz bir video olacak arkadaşlar. İnanılmaz bir video olacak ben öyle tahmin ediyorum. Bakın kim konuşuyor biliyor musunuz videoda? Ben konuşmuyorum. Ali Koç konuşuyor. Fenerbahçe Başkanı, yeni seçilen Başkanı e, Divan Kurulu konuşmasında konuşuyor. 28 Temmuz 2018. Tarih 28 Temmuz 2018. Lütfen rica ediyorum, yalvarıyorum arkadaşlar bir dinleyin. Başkan Ali Koç 28 Temmuz 2018'de neler söylemiş ve şu ana kadar hangilerini doğru yapmış? dikkatlice dinleyin. Ee, Haber Spor X'ten alınma kendilerine teşekkürlerimizi sunalım. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Divan Kurulu'ndaki kürsüye geldi. Bu camianın konuşması lazım. Konuşmaya, konuşmaya böyle olduk. Konuşmak ihanet değildir demiş. Vallahi de, billahi de, tillahi de böyle söylemiş. Öyle söylüyor. Yani bu kadar büyük yemin etmem ama şimdi belki inanmayacaksınız hocam. Sen ekleme mi yaptın, çıkarma yaptın? Şöyle bakalım hocam diyeceksiniz belki. Böyle diyor konuşmaya konuşmaya böyle olduk. Konuşmak ihanet değildir. Ona ben şimdi ihanet etmiyorum. Norveçli de değilim. Biz bir bütünüz. Fenerbahçe'ye hizmet için elimizi değil her şeyimizi taşın altına koyduk. Tecrübe önemlidir. Ama spor yöneticiliğinin okulu yoktur. Tecrübe burada kazanılır. Camiamızı hayal ettiğimiz noktaya götürmeye çalışacağız. 4 senedir hayal ettiğimiz noktanın ee, yani Kayseri'den İstanbul kadar bile olan mesafe kadar bile yakınından geçemedik maalesef. Her türlü samimi eleştiri bizim için önemlidir. Nasıl isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Uyarın, daha iyi yapmamıza da vesile olun. Bakın her türlü samimi eleştiri bizim için önemlidir. Nasıl isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Uyarın, daha iyi yapmamıza da vesile olun. Biz çok uyardık. Hani ...ben hep esprisindeyim. ...hani Selim'le de söyledim, Metris'te söyledim diye... ...Aziz Yıldırım taklidi yapmaya çalışarak söylüyorum ya... ...biz hep aynı noktadaydık... ...hep uyardık... ...aman başkanım, yapma başkanım... ...etme başkanım... ...bak Ali Koç olarak... ...biz seni bu yüzden seçtik... ...bak sana biz bu yüzden destek verdik... ...etme başkanım, gözünü seveyim... ...çevrendekiler seni yanlış yönlendiriyor... ...yapma, etme... ...çevrene futbolu anlayan birini... ...birilerini al... Evet Komolli hamlesi mantıklıydı. Sportif direktör getirmek hamlesi mantıklıydı. Diyebilirsin evet bu işin okulu yok. Sonuna kadar arkandayız. Doğru bu işin okulu yok. Tecrübeyle kazanılır. Belki Galatasaray'ın Beşiktaş'ın başkanları ya da yöneticileri de saçmalıyorlar. Saçmalayacaklar. Yapacaklar. Lafımız yok. Ama aman başkanım. Yani seni yanlış yönlendiriyorlar. Dikkat et diye diye dilimizde tüy bitti. Ve şimdi ya hain ya Norveçli ilan edilen sayısız kardeşim var. Biz optimist olmazsak camiayı nasıl harekete geçireceğiz? Bu camia buradan çıkacaktır, dinamiklerde harekete geçmiştir diyor. Bu camia oradan çıkmadı, daha da battı. Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin kurtuluş savaşı yapması gerektiğidir. Ben buraya Fenerbahçe'li Ali Koç olarak seçildim. Koç Holding'den Ali Koç olarak değil, yemin ediyorum Ali Başkanım, aynı şeyi ben de düşünüyorum. Sen oraya Fenerbahçe'li Ali Koç olarak seçildin. Koç Holding'den Ali Koç olarak seçilmedin. Keşke Koç Holding'den Ali Koç olarak seçilseydin de içimizdeki yara daha az olsaydı. Devam ediyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan da Fenerbahçe'nin gücüyle çıkacağız. Sapla saman karışmasın. Şimdi Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı geçiriyor. Fenerbahçe FETÖ ile mücadele ediyor. FETÖ'cü takımlar var. FETÖ'cü hakemler var. FETÖ'cü oluşum var. FETÖ'cü şu var bu var diye diye Fenerbahçe taraftarını ki beni de dahil hepimizi karşımızdaki kişinin FETÖ'cü olduğunu ee, şüphesiyle yaklaşmaya sevk ettiniz. Bunu çok iyi başardınız. Hep hayali ya da gerçek düşman ya da e, düşman ismine büründürdüğümüz e, karşıt görüşlü kişiler oluşturdunuz. Hepimize bunu aşıladınız. Bak en büyük öz eleştiri kendim yapıyorum arkadaşlar. Birisi bir şey söylese ulan FETÖ'cü mü bu acaba? Dedir mi, dedi dedir Dedik. Diyorduk da Allah aşkına ben bu saçma özelliğimden vazgeçtim. Sizler de vazgeçin. Herkes eleştirdik. İşte Bülent Usta bir şey söylüyor. Lan Beşiktaş'ta değil mi? Bu adam dinlenir mi? İşte Galatasaray'dan işte birisi bir şey söylüyor. Lan bu Galatasaray değil mi? İşte Uğur Kara Külahçı mıydı? İşte lan bu adam dinlenir mi? Yalancıdır bunlar. Şöyledir, böyledir. Değil. Galatasaraylı Beşiktaş'ta Trabzonsporlu adamlar Fenerbahçe için doğru konuşamaz mıydı? Mesela Barış Yurdu seven. Ne güzel konuşuyor adam. Ya şiir gibi konuşuyor ya. Vallahi şiir gibi konuşuyor ya. Neyse devam edelim. Ali Koç. 1 milyon üye konusunu derinine analiz ediyoruz. Fayda maliyet çalışmasındayız. O kadar pazarlama ve 12.000 üye bu proje için Edirne, Kayseri'de hep borç. Biz borçla yapamayız. Gönül isterdi ki 90.000 kongre üyesi olmalı. Bu daha gerçekçi demiş. Yani mesela o Kayseri'deki, Edirne'deki araziler ne oldu? Değerine değer kattı. 1 milyon liraya alındıysa şu anda 7-8 milyon lira arkadaşlar. Siz Kayseri'deki ev fiyatından haberiniz yok. İnanın benim Ankara'da falan e, arkadaşlarım var emlakçı. Ankara'daki fiyatlar Kayseri'den ucuz. Ya şu, benim e, evim şu an 700 bin liraya verseler satmam arkadaşlar. 700 bin TL verseler satmam. Çünkü Kayseri'de 700 bin satsam ev alamam. İnanın bak. Yani merkeze yakın 700 bine ev bulamazsınız Kayseri'de 3 artı 1. İnanın. E şimdi o Edirne'deki araziler ne oldu merak ediyorum. Devam edelim. Yeni tesis olmayacak kısa vadede. Hayalimiz tek tesis ve 7-8 sahanın olduğu ve A takımı taşıyacağımız tesis. Gebze'deki tesis deniyordu ama hukuki olarak kullanamıyoruz. Mevcutlar değerlendirir mi? Bakacağız. Yanlış anlamayın ben burada e, siyasete gireceğim. Kötü bir niyette girmiyorum, iyi bir niyette giriyorum. Ben burada şunu söyledim. Ya bizim deniz ağzında tesisimiz var. Stadyumumuz var. E, işte Devlet yetkilileri dese ki ya stadyumunuza, devlet şeyinize karşılık, tesisinize karşılık, Kenan Evren Lisesi arazide dahil size şu kadar büyüklükte bir stat hemen Kadıköy içerisinde ya da Pendik'te ya da Pendik'e yakın ya da Bağdat Caddesi'ne yakın atıyorum bir AVM'yi yıkıp falan filan hani misal veriyorum. Size bir de antrenman tesisi 10 sahalık falan filan herhalde dedim böyle bir anlaşma yaptık. Onu duyuruyor dedim. Hiçbir şey yok. Yani yıllar geçti aradan. Hiçbir şey yok. Ya yani böyle bir şeyin temelini bile atmadık. Tribünde çok sigara içiliyor ama tribünde bizim desteğe ihtiyacımız var. Umarız taraftarımız kurallara uyacaktır. Şu anda tribünde Ali Koç istifa, yönetim istifa sesleri var. Taraftar eskiden sigara içiyordu şimdi tinere başlayacaklar yani. Atatürk'ümüzü aldı tişörtler Feneri yuma geldi ben de bulamamıştım ve aldım. Şimdi giderseniz bulursunuz. Bu ülkede en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? En büyük sıkıntılardan birisi. Ben, ben canlı şahit olduğum sıkıntılardan birini söyleyeyim bir şeylerin adını kullanarak onun fanatizmini yapan kişi ve kişiler. İşte Atatürkçüyüm diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Dindarım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Solcuyum diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sağcıyım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şuralıyım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Buralıyım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ülkenin en büyük sıkıntılarından biri bu. Torpil. Bak size bir şey söyleyeyim. Bu ülkede torpilin yasaklandığı gün yapana ağır cezaların verilmeye başlandığı gün bu ülke şaha kalkacak. Hani büyüme rakamları şu, işte ihracat rakamları, ithalat rakamları şu, Türkiye dünya devi olacak bana. Torpili bitirin, dünya deviyiz zaten. Onu da söyleyeyim. Ama bakın Atatürk, Feneriyum, Atatürk'le ilgili sadece konuşma, sözde. Hani tişört bastıralım, para satalım, para kazanalım. Çok güzel. Vallahi Atatürk'ü kullan, dini kullan, öbürü bir şeyi kullansın. Ya bu ülkenin, yanlış anlamayın arkadaşlar, ben de bunlardan çekiyorum. Ya bir yerde Elhamdülillah Müslümanı dedi mi? Aa Elhamdülillah dedi. Bu <laughs> da dinci, bu da şarlatan demeye başladılar. Yalansa yalan değil, siz de yaşıyorsunuzdur. Neyse devam edelim. Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük yatırım futbolcu yatırımıdır. Genç futbolcu almalı. Burada parlatıp satmamız gereklidir. Görüşleriniz bizi daha da kamçılıyor. Bu temel felsefemizdir. Financial fair play sorunu değildir hani ya Rami alındı Fenerbahçe'ye genç futbolcu ya Gustavo alındı. Değil mi? Ya Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük yatırım futbolcu genç futbolcu almalı. Burada parlatıp satmamız gereklidir. Görüşleriniz bizi daha çok kamç oluyor. Şu ana kadar kaç tane genç futbolcu alıp parlatıp sattık? Vedat e, Elif Elmas zaten önceki yönetim aldıydı. Başka kimi sattık? Peki 30 yaşın üstünde şu ana kadar kaç futbolcu aldık? Hiç saydınız mı arkadaşlar? Ben hani saymadım ama düşünüyorum. 30 yaşın üstünde ya da 30 yaşa yakın çok futbolcu aldık. Valencia bence tuttu başım gözüm üstüne. Başka? İşte Samatta'ya derin paralar verdik. Parlatıp satma hedefimiz vardı. Adem'i genç hadi bir anlarım bir şekilde. Ee, Sosa mesela çok genç aldık. Değil mi? 30 küsür yaşında. Novak mesela 30 yakın aldık. Rami, Diego Reyes falan. Bence bu hedef tutmadı. Feyenoord maçında Ömer Faruk Beyaz arkamızda oturuyordu. İyi dinleyin. Kendisiyle görüştük. Ailesiyle de görüştük. Sözleşme imzaladık. Futbolda bazen aileler çocuklarının kariyerini çok iyi planlıyor. 28 Temmuz 2018 Öyle demiş. Sözleşme imzaladık demiş. Bana ne kadar tepki gelmişti o dönemde. E bir Ömer Faruk'u bile tutamadık diye. Al kendi demiş. Her sene 3 Mayıs'ta anıt kabiri ziyaret etmeliyiz. Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaret günü manası çok derin. E Para getiriyor mu? Getirmiyor. O zaman tamam gerek yok. Maalesef arkadaşlar bu iş buna döndü. Buna döndü iş. Atatürk'ü kullan. Bak işte. Biz Atatürk'le ilgili ne yaptık? Ya, Atatürk olarak düşünmeyin. Yanlış anlamayın. Sadece ben yani ismin kullanıldığı için söylüyorum. Ya Menderesçi de olabilirdi. Bilmem Abdül Vahitçi de olabilirdi, Vahdettinci de olabilirdi, Ahmetçi de, Mehmetçi de olabilirdi, Osmanlıcı da, Türkçü de olabilirdi. Sıkıntı. Ben burada ismin kullanılması konusundayım. Bak devam ediyorum. Hocalarımız çok baskı altındalar. Filip Kokuyu seçerken en önemli unsurlardan biri gençliğe verdiği önemdi. Biz de inşallah sporcu fabrikası olacağız. Önce futbolda sonra da diğer branşlarda. Şimdi gençliğe verdiği önem. <laughs> Ferdi'yi aldı hiç oynatmadı. <laughs> Süper. Mesela futbolda financial fair play çok yeni bir unsur. Değişime uğruyor bu konu. Financial fair play futbol takımlarını doğru yola sokmak için yapılmıştır. Ülkemizde aynı netice alınmıyor ama bu bir fırsat. Türk futbolu günü kurtarmaktan vazgeçmelidir. Burada da harcama limitlerinden bahsediyor. Sonra harcama limitlerinden en çok can yanan Fenerbahçe oldu. Yine de devam ediyorum. Seçimde Fenerbahçe'nin farkını gösterdik. Göreve geldikten sonra herkes fedakarlık yapacak dedik. Her dediğimiz aynen devam ediyor beklediğimizin de ötesinde oldu. Çok memnunuz. Camiaya teşekkür ederim. Yönetim kuruluna teşekkür ederim. 28 Temmuz 2018 Ali Koç yine devam ediyor. 6 yılda borçlar ödenmez ama sağlıklı bir yola girebiliriz. Yarın çok geç olabilir demiştik ancak karamsar olmalıyız. Sizin suçunuz diyeceksiniz ama her şeyi paylaştık. Biz geçeceğiz. Gerçek sahip taraftardır. Gerisi yolcudur. Şimdi yeni hikaye yazma zamanı. Bugün aynı Ali Koç takımın gerçek sahibi biziz diyor. Ben para koydum ortaya diyor. Taraftar bu kulübün gerçek sahibi değildir. Ben görev süren bitene kadar kulübün başındayım diyor. Çünkü taraftar yüzde bileyim %70'i %80'i olağanüstü genel kurulu istiyordur. Gelin şöyle yapalım. Ali Koç'tan memnun olan arkadaşlarım. Yani memnunum hocam ben sonuna kadar memnunum diyen arkadaşlarım. Yorum yazsınlar memnun değilim diyen arkadaşlar videoyu beğensinler. Bakalım kaç bir beğen alacağız. Hocam sen de kendini düşünüyorsun. Hayır kendimi düşünmüyorum. İstiyorsanız yorum attıralım. Öyle yapalım tamam. Yani istiyorsanız yorum attıralım arkadaşlar. Kaç bin tane yorum göreceksiniz. Bakın Ali Koç'tan e, hem memnun olmayan bak hem memnun olmayan hem de hocam beklentilerimi kırdı. Aynı sizin gibi hayal kırıklığına uğradım diyen herkes yorum yazsın. Memnun olan arkadaşlar da Ali Koç'tan memnun olanlar da beğeni atsın. Hocam ben memnun değilim ama yine de beğeni atacağım. Tamam canın sağ olsun. Görelim. O Or oranlayalım. Devam edelim. taraftarıyla ile örnek bir kulüp olmanın tam zamanı, yeni bir atılım zamanı, yeniden tarih yazma zamanı, sevgi ve saygıya layık olmanın zamanı, iyilik saçan bir kulüp olmanın zamanı. O kadar iyilik saçtık ki arkadaşlar. Mesela Getson Fernandez'i alabilecekken aman dedik fair play. Yani aman dedik fair play. Ee, <laughs> almadık. İşte şu bize Abu Bakar aman dedik fair play almayalım. İşte ee, kim de o Trabzonspor'un aldığını. Doğukan Sinik aman fair play almayalım. Sonuç olarak. Yani sonuç ortada. Haftaya maçımız var. Bana göre talihsiz bir kura çektik. Ama bu yeni Fenerbahçe yeni enerji heyecan. Gençlerimiz hocalarımız da geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu şanssızlık dönecek. Belki bu maçta dönecek demiş. Dördüncü sene. Ve Fenerbahçe bugün Ozan Tufan'ın ayrılığıyla oluşan 8 numara boşluğunu Ozan Tufan'la doldurur bir döneme girdi. Getson Fernandez Galatasaray'ın elinden alıp Galatasaray'ın e, elindeki şey Galatasaray'ın küme düşme potasındaki bir başka rakibi Rize Spor'a veren bir Beşiktaş. Çok ilginç. Yani Rambo Okan'ın senaryoyu yazdırsan e, Fenerbahçe ya Galatasaray nasıl bir senaryo yaşardı? Aynen böyle bir senaryo yaşardı. Şimdi e, şunu da yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Fenerbahçe Transfer Market. Fenerbahçe Transfer Market. Şu an kadroda bulunan arkadaşlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Sayın Ali Başkanım sözünüzü tutun. Genç alan, genç satan bir takıma dönüşeceğiz değil mi? 137.13 milyon euro değerimiz var. Altay 15. Satın 15'i. E. Berke 3.5. Sözleşme uzatın. 3.5'a satın. Satın. Bakın 18,5 milyon euro. Atilla Sanayi 15. Ben 15'e de razıyım. Taraftarımız 20, 25, 50 diyor da ben 15'e de razıyım. Satın 15'e. Bakın 33,5 milyon euro geldi. Kim Minji 9 milyon euro yazıyor ama sözleşmesine sözleşmesinde 23 diyor. Hadi 27 onu satın. Ben razıyım. Marcel Tisserant 3,6 milyon euro. 4'e aldık 29 yaşında. 30'u görmesin. 4'e satın. Serdar Aziz 31 yaşında ama Türk Türk oynatma zorunluluğum var. Kadroda tutun. Uzatın sözleşme. Nova'ı gönderin. 1 milyon 600 bin euro değeri var ve Haziran'da 32 olacak. Çağatay. Oynattırın Çağatay'ı. Biz sol bek almadık ama Çağatay'la gideceğiz deyin. Nazım 27 yaşında. Güvenin Nazım'a. Gustavo 34 yaşında. Lütfen 34 yaşındaki bu futbolcuyu takımımızdan gönderin. Ama feshedin. Ama kiralayın. Ama satın. Ozan 26, İrfan 26, Zayt 27, Crespo 25, Mert Hakan 27. Tek kelime lafım yok. Değerini bulan varsa satılsın. Misal İrfan'a 9. 9-9.5 veren varsa satın. Ozan 10 yazıyor. 10 veren varsa satın. Zayit 3.8 veren varsa satın. Crespo 2.5 diyor ama bence transfer marketin güncelleme hatası. Bu düzeldiği zaman bence 6-6.5'ları görecektir. Yani o fiyatı bulursa da satın. Kar edersiniz Mert Hakan Yandaş 2.2 yazıyor. Bedava aldık nasıl olsa. 2.2 veren varsa bile satın. Ben razıyım. Bu arada Crespo'ya 1.5 aldık. Yani en az 3-4'e satalım kar edelim. Sosa 36. Direkt feshedin. Fatih Yiğit Şanlı Türk oynattırın. Ferdi Kadıoğlu 22 yaşında. Sözleşmesini uzatın. 8 milyon euro diyor. Sezon sonu 15-20'ye satın. Muhammed Gümüşkaya 21 yaşında. 1 milyon 200 bin euro değeri var. Satın 3-4'e. Satın ki arkasından gelecekler açılsın. Mesut Özil 33 yaşında. Sürekli sakat, sürekli sakat, sürekli kaos. Sürekli Mesut Özil krizi duymaktan bıktım. Zaten bedava almıştın. <laughs> Gönder. Arda Güler 16 yaşında ilk 11'e daha fazla süre tanıyın. Diego Rossi 23 yaşında arkasında durun 23 yaşında 6 milyon euro opsiyonu var. 6'yı alıp 8'e 9'a bile satsanız benim için kar. Pelkas 28 1.5'e almıştık 2.2'ye çıktı da. Niye 7.5'e satmadınız? Hani futbolcu fabrikası olacaktı? Burak Kapacak 1.5 milyon euro para verdik 22 yaşında. Yani Öldürmek için mi aldık? O sayı Samuel 24 yaşında güzelce yani sözleşmesine bitmesine 6 ay kala almıştık. 4.5 değer var. 7-8 verilirse direkt satın. Sinan Gümüş başarısızlık, kaos. Berisha 23 yaşında arkasında durun. Deyin ki 23 yaşında forvetimiz var. 9 milyon euro piyasası var. Hadi o 9-15 yapalım. 20 yapalım. Satalım deyin. Valencia 32 ama maç başı diyebiliyorum. Valencia hiçbir şey demem. Serdar Dursun 30. Yani 30 milyon 30 yaşındaki ismi aldık. Arda Kurtlan 19. Arda'ya daha fazla şans tanıyalım. Mesela transferde şu an Konan'ı falan düşünüyoruz. Ediyoruz. Eren Elmalı'yı düşünüyoruz. Gençleştirelim. Eren Elmalı'yı Konan'ı alalım. Nova'a gönderelim mesela. Gitsin. Oraya iki tane sol bek almış olalım. Biri genç, biri yaşlı. Takımımızı gittikçe gençleştirelim. Yaş ortalamasını düşürelim. Takımımızı daha kaliteli, kalibreli bir hale sokalım. Bak Allah yer mesela. Kiralık gitti. Olur güzel satabilirsek çok ne, ne hala kolkır gelecek Eee şey Lemos gelecek kiralık futbolcumuz Samat da geri gelecek bak Michael Frey mesela 26 yaşında 2 milyona sattık Tiam'dan bir buçuk kar elde ettik İyi para Adem'i de yanıldık Sadığı aldığımız fiyata hemen hemen geri gönderdik Barış Alıcı'dan büyük zarar ettik mesela tutmayabilir bazı transferde tutmayacak eyvallah lafım yok hepsi tutacak diye bir şey yok ama lütfen sözünüzü tutun. Sizi eleştiren herkesi Fenerbahçe düşmanı, haini ilan etmeyin. Deyin ki arkadaşlar ben küfüre karşıyım. Bana küfür edilmesin. Ya ben küfüre karşıyım deyin. Bugün Fenerbahçe taraftarına sorun şu kadrodan kaçını beğeniyorsunuz diye. Serdar 7 gol atmış. Kaç, kaç kişi beğeniyor? Mesut 7 gol atmış. Kaç kişi beğeniyor? Allah aşkına. Bir bakın gözünüzü seveyim ya. Kurban olayım bir bakın. Ya Fenerbahçe taraftarı artık yani canavar istiyor. Zays 4 gol atmış. İnanın benim için hiç beğenmiyor. Enner Valencia 3 atmış. Berisha 3 atmış. İnanın şu anda Fenerbahçe taraftarının gözünde hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Bak Rossi 2 gol atmış. Ferdi 2 gol atmış. Ferdi çevrim dışı sayıyorum. Geri kalan hiçbiri beğenilmiyor. Novak 2 gol atmış. İrfan 2 gol atmış. Osayi 1 atmış. Gustavo 1. Pelkas 1. Crespo 1. Şu an sadece Crespo ve Ferdi beğeniliyor. o de kısmen bir yanlışlık yok mu yanlış planlama yok mu şu takımda teknik direktör gibi bir teknik direktör olsaydı bak teknik direktör gibi bir teknik direktör belki Mesut 20 asist yapacaktı belki Serdar dursun 15 gol atacaktı belki Zayt 8 atacaktı Valencia 10 atacaktı Berisha e 15 atacaktı biz bugün kaç eder Berisha e kaç ederi tartışıyor olacaktık farkında mısınız bilmiyorum ama Fenerbahçe batıyor ve siz ee, yani siz ee, Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'nin tarihine kötü bir başkan olarak adınızı yazmak üzeresiniz. Lütfen dikkat edin. Fenerbahçe taraftarına verdiğiniz sözleri hatırlayın. Yapamıyorsanız da, başaramıyorsanız da istifa da bir hizmettir. Yani istifa da bir erdemdir. Başaramıyorum diyebilmek de bir erdemdir. Ya da şunu yapın. Misal ben kıt aklımda, az futbol bilgime, cahil aklımda şunu öneriyorum. Johan Him lövü getirin ve deyin ki sp sportif direktör de sensin. Menajer de sensin. Yöneticide sensin. Kral da sensin. Biz futboldan anlamıyoruz kardeşim. Biz holdingden anlıyoruz. Bize holdingi ver, büyütürüz, küçültürüz, satarız. Bilmem ne yaparız ticareti. Biz futboldan anlamıyoruz. Takım senin. Sen bana projeni sun. Ne yapacaksın? İlk sene gençleştireceğim, şampiyon yapacağım. İkinci sene gençleştireceğim, şampiyon yapacağım. Üçüncü sene belki şampiyonluğa oynamayacağım ama 22 yaş ortalamasıyla takımı süreceğim sahaya. 19 yaş ortalamasıyla takımı süreceğim. Üçüncü, dördüncü sene hiç transfer yapmayacağım. Ya da, da fırsat transferi yapacağım. Onun dışında kimse yapmayacağım. Hepsini altyapıdan oynatacağım. Ben altyapıya büyük yatırım yapacağım. O 11'den itibaren. Benim hocalarım çalıştıracak. Tabiri caizse pestilini çıkartacak. Ben karışmıyorum de. Bak Fenerbahçe'ye bunu oturtun. Ajax modelini oturtun. Ali gider Ahmet gelir. Ahmet gider Mehmet gelir. Mehmet gider İsmail gelir. O gider Mustafa Hoca gelir. Başkası gelir. Lütfen bunu yapın. Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorsanız cebimden 50 milyon euro verdim. Hayır. Cebinizden 50 milyon euro vermenize gerek yok. Fenerbahçe dilenci değildir. Fenerbahçe sadakanıza muhtaç değildir. Fenerbahçe projenize muhtaçtır. Şampiyonluğa muhtaçtır. İnşallah bu sözümü yanlış anlayan birileri çıkmaz. Bakın bugün 12 numara Ahmet Ercanlar büyük bir kitlenin tepkisini almış durumda. Gerek yok. Bugün e, bazı kitleler, bazı spor yazarları, gazeteciler isim vermeyeyim şimdi yanlış anlaşılabilir. Tepki almış durumda. Kaos ortam olmuş durumda. Hesaplar kapatılır durumda, küfürler hat safhada, hakaretler hat safhada, Tribün birbirine girmiş durumda, istifacılar şunlar bunlar, Hani yalakacılar, yalamayanlar, bilmem ne yapanlar karışmış durumda. Ya biz niye Fenerbahçe taraftarı olarak ortak payda daha böyle şey toplanamıyoruz? Benim kanalımı beğenmeyebilirsiniz, hoşunuza gitmeyebilir. Bu benim kanalım değil, buradaki takipçilerin kanalı. Ya bunu kapattıralım, işte 3 kuruş, 5 kuruş neyse, o kazanmasın, biz kazanalım derdine düşmeyin. Deyin ki, kim Fenerbahçe'ye daha çok hizmet ediyorsa, biz de ona hizmet edelim. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu kanaldan 100 bin lira gelir elde ettirin, kaçta kaçını diyorsanız hepsini feda edeyim Fenerbahçe'ye. Direkt kulübün kasasına koyayım. Ama... E, ayda milyon liralar kazandırıp da Fenerbahçe kasasına 1 lira koymayanlara ne olur adam yerine koymayın Yeter artık Yeter bak beni bilenler biliyor bilmeyen arkadaşlar da kısaca tanıtayım Benim amacım burada e, düşüncelerimi aktarmak Biz bu işlerden evet para elde ediyoruz gelir elde ediyoruz her reklamdan reklam tıklamasından üyelik ücretine gelir elde ediyoruz ama gelirin nerede kullanıyoruz nasıl kullanıyoruz Bunu üye olan arkadaşlar biliyorlar Abone olan arkadaşlar çoğu bilmiyorlar. Diyorlar ki yiyordur, içiyordur. Tabii ki de yiyoruz, içiyoruz. Yediğimiz de oluyor, içtiğimiz de oluyor. Ama inanın yani bizim niyetimiz başka. İnşallah herkesin niyeti de bizim gibi olur. Biz Fenerbahçe fedaileriyiz. Fenerbahçe'ye sevgimiz var. Tabii ki bu ülkenin bütün takımlarına saygımız var. Saygımız sonsuz. Niye sonsuz Düşmanımız değiller. Sadece sahada rakiplerimiz. Ha futbolcusu sakatlandı bizim maçtan önce seviniriz. Ama sezonu kapattı. Üzülürüz yazık değil mi ya? O adam o işte ekmek kazanıyor. Futbolcusu bizim maçtan önce işte gribal enfeksiyon geçirdi. Seviniriz. Bizim maçta oynamayacak iyi bir futbolcu. Oh çok güzel. Ama Allah muhafaza futbolcu kazana geçirdi. En çok bizi yaralar ya. Ya biz sonuç olarak kardeşiz arkadaşlar. Arkadaşız. Hiç hanginizin rakip takımdan hiç tanıdığı kimse yok. Ya benim sülalemin yarıdan çok Asaraylı ya. Yarıdan çok Asaraylı benim sülalemin ya. 5-6 kişi Fenerbahçeli olan. Beşiktaş'tı. Ben dayılarım Beşiktaş'tı mesela. O taraf Beşiktaş'tı ama <laughs> yani hiç sıkıntı değil. Ama şey, Trabzon sporlu akrabalarım var benim ya. <laughs> ya benim Trabzon akrabalarım var. Rize, Rize sporlu akrabalarım var. <laughs> şeylerim, var. Yani dediğim gibi biz sonuçta bir şey için ha kızarız takılırız birbirimize. Öyle nasıl yendik sizi falan. Nasıl sizi sapladık şöyle böyle krespo ayarlarınızı bozdu şu bu. Ama doğruya doğru konuşuruz. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe için de aynısı. Eleştiri. Boyutu tutup küfürsüz, hakaretsiz, incitmeden, kırmadan söylenenleri hatırlatarak da eleştiri yapmak benim en büyük görevim. Çünkü ben şuna aşığım. Anlatabiliyor muyum? Bir memleket aşığıyım, bir şuna aşığıyım. Yani öldüğüm zaman bile mutlaka ve mutlaka Allah nasip eder cennete gidersek. Ben cennette de Fenerbahçe'yi görmek isteyen bir adamım. Bu kadar sev, derecede seven bir adamım. Yani beni alın Almanya'ya götürün, beni alın Fransa'ya götürün. Ben ille de memleketim diye ağlayan bir adamdır. Çıkar ağlarım orada yani ya. Gerçekten özlerim, şey yaparım. Böyle arkadaşlar inşallah duygularımı size aktarabildim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Yani Ali Koç'tan ilgili şeyi de beğenebilirsiniz. Başka türde beğenebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Görüşmek üzere.